İmam Nevevi hemen hemen bütün alimler tarafından bilinmiş olduğu en önemli nokta zühütlüğüdür. Yani mütevazi bir yaşantısıdır. Güzel bir ahlaka sahip olmasıdır. Dünyaya karşı olan meylinin az olması, dünyadan kendini soyutlamasıdır. En belirgin olan vasıflarından bir tanesi de budur. Riyadus Salihin kitabı da konu olarak içerisinde ahlak konularını barındığı için biz bu kitabı seçmiş olduk. Kitabın yazarı İmam Nevevi rahimehullah. Gerçek ismi ise Yahya bin Şeref en-Nevevi'dir değerli abilerim. Yahya bin Şeref en-Nevevi'dir. Künye olarak Ebu Zekeriya olarak künyelenmiştir. Normalde künyelenme usulü, kültürü nasıldır? Senin evladın olur, çocuğun olur, onun ismiyle künyelenirsin bu noktada. Fakat İmam Nevevi çocuğu olduğu için bu isimle künyelenmemiştir. İmam Nevevi rahimehullah evlenmemiştir veya Allah Azze ve Celle evliliği onun kaderine yazmamıştır. İmam Nevevi hiçbir şekilde evlenmemiştir normalde. Künyesi nereden geliyor? Çocuğu yok, evli değil. Künyesi nereden geliyor? O dönemin kültüründe Yahya ismini barındıran insanlar Zekeriya olarak künyeleniyorlardı. Ebu Zekeriya olarak künyeleniyorlardı. İmam Nevevi rahmetullah da ismi Yahya olduğu için o dönemin kültürüne göre Ebu Zekeriya olarak künyelenmiştir. İmam Nevevi rahmetullah 631 yılında Suriye'nin güneyinde bulunan Havran bölgesindeki Neva köyünde doğmuştur. Neva. Zaten dikkat ederseniz ismini zikrederken sürekli söylediğimiz Nevevi, İmam Nevevi kelimesi de doğmuş olduğu köye nispeten söylenmektedir. Neva köyünden doğduğu için ona da İmam Nevevi diye ne yapılmıştır? Zikredilmiştir. İmam Nevevi rahimehullah 631 yılında Neva köyünde doğdu. Aynı şekilde 676 yılında 45 yaşında doğmuş olduğu Neva köyünde ne yapmıştır değerli abilerim? Vefat etmiştir. Aslında yaşına baktığımız zaman çok erken bir yaşta vefat etmiştir. Çok genç yaşta diyebileceğimiz 45 yaşında vefat etmiştir. İmam Nevevi'nin ilim böyle müstakil olarak bir medresede düzenli, tertipli ilim tahsile başlama yılı 649 yılında başlamıştır. Yani 18 yaşında iken düzenli bir şekilde ilim tahsil etmeye başlamıştır. Babası İmam Nevevi'yi rahimehullah alıyor, Şam'a götürüyor. Şam'da Revahiyye Medresesi var. Oraya yerleştiriyor. O dönemde en böyle meşhur olan, en kaliteli olan, en güzel olan medreselerden bir tanesi Revahiyye Medresesi'ne bırakıyor. 18 yaşından itibaren ilim tahsil etmeye başlıyor. Peki İmam Nevevi bundan önce herhangi bir ilim tahsil etmedi mi değerli abilerim? Hayır. İmam Nevevi müstakil olarak yatılı bir şekilde medresede ilim tahsil etme yaşı 18'dir. Fakat 18 yaşından önce de babasının desteğiyle, ailesinin desteğiyle, etrafında ilim okuyan, alim olan insanların yönlendirmesiyle ilim tahsil etmiştir. Mesela 10 yaşlarındayken Kur'an ezberleme ve bununla beraber fıkıh dalında ilim tahsil etmiştir. İmam Nevevi rahimehullah'a dair bir kıssa olarak belirtilir. 10 yaşlarındayken kendi arkadaş çevresi normalde oyun oynuyor. Hareketli, enerji var, bunu atması gerekiyor. İmam Nevevi'yi sürekli teşvik ediyorlar fakat İmam Nevevi çok fazla oyuna gitmiyor. Oyun ilgisini çekmiyor açıkçası. Bunu hem babası fark ediyor hem de etrafındaki ilim ehli olan insanlar fark ediyorlar. Ve ortak bir kararla İmam Nevevi'yi ilim okuması için gönderiyorlar. Biraz Kur'an ezberi yapıyor, biraz fıkıhtan ilim tahsil ediyor. 18 yaşına geldiği zaman ise Revahiyye Medresesi'nde düzenli bir şekilde müstakil olarak ilim tahsil etmeye başlıyor. Değerli abilerim, 30 yaşına geldiği zaman İmam Nevevi rahmetullah artık öğrenmiş olduğu ilmi de telif etmeye başlıyor. Kitap olarak yazmaya başlıyor. İmam Nevevi rahmetullah 45 yaşında da vefat ediyor. Yani kitap yazmaya başladığından öldüğü yaş arasında ne kadar süre var değerli abilerim? 15 yıl var. Bu 15 yılda sizce kaç tane kitap yazılabilir? Bir insan otursa, sürekli yazmış olsa kaç tane kitap yazabilir? Değerlendirsek hani bir yılda bir kitap. Hadi işte yılı ikiye bölsek 30 tane bir kitap. İmam Nevevi rahimehullah 45 tane kitap, hatta belki daha fazla kitap yazmış bu süre zarfında. Meşhur olarak yazmış olduğu bazı kitaplar var. İnşallah onları zikretmek isterim. Birinci olarak bizim okuduğumuz, üzerinde konuşmuş olduğumuz Riyadus Salihin kitabını yazmış. Bununla beraber zikir kitabı olarak bilinen
El-Ezkar kitabını yazmış. Bununla beraber Sahih Müslüm, İslam ümmeti arasında kabul gören, kaynak olarak kabul gören Sahih Müslüm'e de şerh yazmıştır. Bununla beraber Şafii mezhebinde önemli bir yere sahip olan El-Minhaç kitabını yazmıştır. Yine fıkıh dalında önemli bir yere sahip olan Mecmu' kitabını yazmıştır. Ve bizim hepimizin belki ezberlemiş olduğu veya duymuş olduğumuz Erba'in Nevaviye, 40 hadis kitabını da İmam Nevevi Rahimahullah yazmıştır. Baktığımız zaman burada İmam Nevevi aslında kendisinden sonraki nesillere güzel ne yapmıştır? Güzel bir ilim, güzel bir miras bırakmıştır aslında değerli abiler. İmam Nevevi'nin Rahimahullah bu kısa hayatına dönüp baktığımız zaman değerli abilerim, onda en fazla görmüş olduğumuz en belirgin şey ilme karşı bir iştiyakı var. İlme karşı bir düşkünlüğü var. İlme karşı böyle bir kalbinde aşk, kalbinde bir sevgi var. İlmi öyle seviyor ki sevdiğinden dolayı ilme gelebilecek olan zararlardan da kaçınıyor. Uykudan kaçınıyor, işte boş vakitten kaçınıyor, çok içmekten kaçınıyor, çok uyumaktan kaçınıyor, çok yemekten kaçınıyor. Sebep onu çok fazla sevdiği için sevdiğinden dolayı ona değer veriyor. Ona gelebilecek olan zararı da def etmiş oluyor. Zaten her işin başında bu böyledir değerli abilerim. Bir insan bir şeyde başarılı olmak istiyorsa önce onu sevmelidir. Sevemezse başarıya ulaşması mümkün değildir. Bir insan ilmi sonuçlandırmak istiyorsa o zaman ne yapmalıdır değerli abilerim? Öncelikle işe onu sevmeyle başlamalıdır. Bir insanın yapmış olduğu işi sevebilmesi için bir, önce ondan kazanmış olduğu ecri ve mükafatı bilmeli. İkinci olarak o işin ona olan faydasını bilmeli. Eğer onun faydasını göremiyorsa, o işin ecrini ve mükafatını bilmiyorsa o işi sevmesi mümkün değildir. İmam Nevevi Rahimahullah ilim tahsil etmeyi sevdiği için ona karşı saygısı artmış. İki, ona gelebilecek olan zararı da önlemiştir. Zaten sevginin bize sağlamış olduğu fayda budur. Bir insan bir şeyi seviyorsa ona karşı saygı duyar ve onu korumaya çalışır bu noktada. Arabayı seviyorsan gelebilecek olan zarardan korursun. İşte elbiseyi seviyorsan ona gelebilecek olan zarardan korursun. Sevginin gerektirmiş olduğu fıtratı budur. İmam Nevevi Rahimahullah da ilmi sevdiği için bir, ona değer veriyor. İkincisi, onu korumaya çalışıyor. Neden koruyor? İlme gelebilecek olan zarar. İlme gelebilecek olan zararlar nelerdir veya neler ilme zarar verir diye sorsak, bunların başında çok yemek gelir diye alabilirim. Çok yemek ve çok içmek. İmam Nevevi Rahimahullah hayatını okuduğumuz zaman günde bir öğün yemek yemeye çalışan bir kişidir. Günde bir öğün yemek yemeye çalışan bir kişidir. Salatalığı hayatında çok tüketmemiştir. Sebep çok yediğinden dolayı, yani salatalığı tükettiğinden dolayı kendisinde uyku oluşacağı için İmam Nevevi onu tüketmemiştir. Mesela meyveyi çok az tüketmiştir İmam Nevevi Rahimahullah. Vücutumda rahatlığı artırır diye yemeğe dikkat etmiştir bu noktada. İkinci olarak çok uyumamıştır, az uyumuştur. İmam Nevevi Rahimahullah günde 2 saat uyuduğuna dair rivayetler var. Kendisine soruluyor. Yani uyukladığın zaman, yani uykun ağırlaştığı zaman ne yapıyorsun ey imam diye kendisine soruluyor. O da şu şekilde cevap veriyor. Diyor ki, uykum çok ağırlaştığında göz kapakçıklarıma hükmedemediğim zaman kitaplarıma karşı yaslanırım ve orada diyor dinlenirim. Sonra tekrar uyanır, aynı şekilde ilim tahsil etmeye devam ederim diyor İmam Nevevi Rahimahullah. Başka bir muhabbetinde diyor ki, ben bir medresede 2 yıl kaldım. Ben diyor o kaldığım süre zarfında hiçbir zaman yan tarafım yere yatmamıştır diyor. Yani uzanarak, öyle keyif çatarak uyumamıştır İmam Nevevi Rahimahullah. Bundan dolayı da ne yapmıştır değerli abilerim? Değerli bir ilme ulaşmıştır. Yani çok uykunun ilme zarar vereceğini bildiği için uykusunu ne yapmıştır? Uykusunu aza indirmiştir. Çok yemek ve çok içmek ilme zarar vereceği için onu ne yapmıştır? Aza indirmiştir. Bununla beraber değerli abilerim, vaktini de çok iyi değerlendirmiştir. Vaktini de çok iyi değerlendirmiştir. Boş şeyleri vaktine dahil etmemiştir. Boş uğraşları vaktine dahil etmemiştir. Faydasız olacak olan şeyleri vaktin dışına bırakmıştır. Onlara bir vakit harcamamıştır. Yani şunu söyleyebiliriz, vaktini planlı, programlı, düzenli bir şekilde kullanmıştır bu noktada.